Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün PricewaterhouseCoopers'ın 2021 küresel CEO araştırmasını konuşacağız. Bu araştırma aslında geleneksel olarak her sene İsviçre'de düzenlenen Davos toplantılarında konuşuluyordu. Fakat bu sene pandemiden dolayı bu toplantıların bazıları dijital gerçekleşti. Asıl fiziki toplantı Mayıs'ta Singapur'da yapılacak. Fakat PwC'nin bu araştırması şu anda açıklandı. Onu konuşacağız. Üst düzey yönetici ve CEO'lar 2021'den ne kadar umutlu, hem kendi şirketleri için hem global ekonomi için önemli veriler var. PwC Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu sorularımızı cevaplayacak. Cenk Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Şimdi biz kanal olarak bu araştırmayı Davos'ta her sene takip ederdik. Tabii ki pandemi her şeyi değiştirdi. Fakat siz açıkladınız bu araştırmayı, çok da önemli ve doğru veriler de veriyor o seneye dair, hem ekonomi açısından hem özel sektör açısından. Buna geleceğiz. Fakat ben ilk önce, siz Türkiye'de 40. yılınızı kutluyorsunuz. Tebrik ediyorum PwC olarak. Neredeydiniz, nerelere geldiniz? Şöyle kısaca bir değerlendirelim 40. yılınızı, sonra araştırmaya geçelim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek yıl yine Davos'ta sunumumuzu yaparız ama İnşallah. Bu sene böyle oldu. Evet. Türkiye'de 40. yılımız, 1981'de kurulduk. Tabii kurulduğumuzda küçük bir ofistik, 10 kişilik. Evet. 20 kişiye çıktığımızda sevinen bir ofisten. Bugün 2000 kişiyi geçen, 5000 tane mezun vermiş, daha önce bizde çalışmış, evet, şirketlere geçmiş arkadaşımız olan, artık büyük bir şirket haline geldik. Evet. Aynı zamanda Türkiye olarak PwC'nin Europe yapılanmasının da parçası olduk. 6 ülkeden biri olduk. Güzel. 2000 kişinin üzerinde bir çalışanımızla bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık konularında Türkiye'de destek vermeye çalışıyoruz. Esasında bu tür köklü yabancı kuruluşların Türk ticari hayatına büyük faydaları oluyor. O nedenle inşallah 50. yılımızda kutlarız zaman içerisinde. İnşallah. Peki bu araştırmaya gelelim. Şimdi tabii ki 2020 çok kötü geçti. Gerek global ekonomi için, gerek özel sektör için, birçok sektör için. Şimdi 2021'de yöneticiler daha olumlu. Ben araştırmayı okudum. Hem küresel yöneticiler hem de Türk yöneticiler. Öne çıkan maddeler neler? Önce bir genel bir öne çıkan bir iki maddeyi konuşalım, sonra detaylara geleceğiz. Şöyle söyleyeyim, geçen yıllara farklı olarak bir defa katılım çok yüksek. 5000 üzerinde CEO bu sene katıldı. Normalde 1700-2000 arasıydı. Demek ki insanlar artık birazcık daha topluma geri bildirimde bulunmak istiyor. Türkiye'de de 70'in üzerinde CEO ile yaptık bu çalışmayı. Baktığımızda tabii bu sene geçen yıllara göre farklı olan en önemli kısım pandemi. Tabii. Pandemi ve sağlık çok önemli olarak ortaya çıktı. Tabii ki pandeminin, bizim yaptığımız araştırma dönemi Ocak ve Şubat ayları. Tam pandemide aşı umudunun ortaya çıktığı aylar. O nedenle baktığımızda genelde 2021 sonrası büyüme için 3 yıl için çok umutlu CEO'lar. O nedenle orada her ne kadar tehdit olarak hala sağlığı görüyorlar. Özellikle siber saldırı ve aşırı düzenlemeleri tehdit olarak görüyorlar ama gelecek 3 yıl için şimdiye kadar yaptığımız en umutlu büyüme beklentisi en yüksek olan çalışmamız bu yılki çalışmamız. Türk yöneticiler de mi aynı, yani düzeyde umutlu? Türk yöneticiler %70'i çok umutlu. O nedenle 2000 herhalde 15'te %60'ları yakalamıştık ama oradan da umutlu. Herhalde geçmiş yılda en kötüyü gördük diye düşünüyor herkes. Yukarı doğru çıkacaklarına inanıyorlar. Hem dünya için umutlular, hem Türkiye'de kendi büyümeleri için umutlular. Evet, şimdi önce bir ekonomi tarafına bakalım. Sonra özel kendi şirketlerine, evet, geleceğiz, performanslarına. Şimdi genel ekonomi açısından mesela en büyük tehditler neler olacak? Önümüzdeki orta ve uzun vadede 2021 yılında. Hem Türkler burada ve yabancı CEO'lardan tabii biraz ayrışıyor sanırım. Evet. Onu da konuşalım. İlk üçte hangi tehditler var ekonomiye? Şimdi, ya ekonomiye tehdit hala bu pandemi ve pandemi benzeri sağlık sorunları bir tehdit olarak gözüküyor. İkinci olarak siber artık riskler çok yüksek. Çünkü bu dönemde neyi gördük? Hepimiz teknolojik imkanlarla çalışmamıza devam ettik. Şirketler buna güvenerek iş yapmaya başladı. Ama siber saldırılar da giderek artıyor. O nedenle onu ikinci olarak görüyorlar. Aşırı düzenleme, bütün dünya artık liberalleşmeden birazcık düzenlemeleri arttırıyor son birkaç yıldır. O öne çıkıyor. Türkiye'de Türk CEO'lar da bunları görüyor. Bir tek tabii Türk CEO'ların gündeminde en önemli ikinci konu, kurdaki belirsizlik de Türk CEO'ların gündemlerinde öne çıkıyor.
diğer dünya ülkelerinden farklı olarak. Yani kuru kaçıncı tutuyorlar? İkinci şimdi olarak tutuyorlar. O bayağı evet, önlerde evet, kur riskini. Yani kurdaki belirsizliği evet, biraz gündemlerinde önemli bir konu olarak, risk olarak görüyorlar. Evet, peki şimdi şirketler açısından tabii ki çok zor bir seneydi. Şirketler ne kadar büyüyecek burada, umutlular mı? Ne kadar bir büyüme bekliyorlar, karlılık bekliyorlar? Şirketler bazında neler söylersiniz? Burada hani ülkeler olarak mı ayırdınız? Nasıl bir araştırma oldu? Esasında bölgeler olarak da ayırdık, ülkeler olarak da ayırdık. Ama dünyanın geneline baktığımızda büyüme beklentisi çoğu ülke, dünyanın bölgelerinde esasında var. Pozitif olarak. Pozitif var. Batı Avrupa kısmında birazcık daha var. Belki aşılamanın daha hızlı olduğu Kuzey Amerika ile kıta Avrupa'sı dışında İngiltere gibi yerlerde olumluluk birazcık daha yüksek. Ama CEO'lar baktığımızda %36'sı gelir artışına güvendiklerini söylüyorlar. Gelir artışına. Evet. O nedenle 47'si de 3 yıllık beklentilerinde gelir artışına güvendiklerini söylüyorlar. Türkiye'de ise %70 geleceğe 3 yıla birden olumlu bakıyor. Bence bu önemli bir gelişme. Yani önümüzdeki 3 yıla evet, şirketleri olumlu açısından büyüyecek. Hem kendi şirketlerinin büyüyeceğine inanıyorlar, hem de ülke ve globalde ekonominin büyüyeceğine inanıyorlar. Çünkü geçmiş yıldan gelen bir 3.8'lik belki baz etkisi de var bunda ama olumlu görüyorlar. Evet, yani ben şahsen çok olumlu, yani fazla olumlu buldum 2021'de yöneticilerin görüşlerini, ama inşallah tabii bu doğrultuda gider. Umarım. Diyelim. Peki yatırım açısından konuşmak istiyorum. Çünkü gelişmekte olan piyasalar, yani Türkiye'de buna dahil gelişmekte olan ülkeler açısından çok önemli. Burada yatırım yapmak istedikleri, mesela ilk 5 ülke diye ayırırsak yabancılar ne düşünüyor? Burada gelişmekte olan piyasalar, çünkü pandemide de gördük, biraz pabucu dama mı atıldı gelişmekte olan piyasaların, ne dersiniz? Biraz evet, pabucu dama atıldı diyebilirim. Ben 2021'e bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, İngiltere, Hindistan, Japonya, Fransa diye gibi diye gidiyor. En fazla yatırım olabilecek ülkeler. ABD dediniz. Evet. Burada birinci, geçmişe göre baktığımızda güvenli pazarlara bir yöneliş var. Yani sizin söylediğiniz gibi gelişmekte olan ülkelerin riskini belki birazcık yatırımcı bu dönemde almak istemiyor. Daha çok güvenli, getirisi daha az olsa bile güvenli pazarları düşünüyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere biraz öne çıkıyor. Yani geçmişe göre yükselmelerinde birazcık daha önemli. Bu Türk CEO'lar için de geçerli aynısı. Öyle mi? Evet. Yani hani çok ucuz pazarlar. Çin mesela kaçıncı oldu ki? Hani bir numaralardaydı Çin önceki Çin, dönemlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından ikinci durumda şu an. İyi, çok iyi. Yine kötü bir durumda değil ama Amerika Birleşik Devletleri tam bu seçim sonrasında birazcık daha belki bir Amerika seçimleri sonrasında güveni arttırmış durumda. Onun için birinci durumda Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor. Peki burada Türkiye'nin şansını nasıl görüyorsunuz? Biraz bu konuda ben... Çünkü siz özel şirketlerle de görüşme halindesiniz, hem yurt içinde hem yurt dışında. Ne söylersiniz? Yani Türkiye ayrışabilir mi? Çünkü bize de son zamanlarda doğrudan yabancı yatırımlarda bir azalma var. Ne söylemek istersiniz? Önümüzdeki orta ve uzun vadede nasıl olacağız? Türkiye her zaman iyi bir pazar. Onu söylemekte fayda var. Tabii Türkiye aynı zamanda iniş çıkışları da olan bir pazar. Ama uzun vadeli yatırımcılar Türkiye'yi hiçbir zaman özellikle üretim yatırımlarında göz ardı etmiyorlar. Onu söylemek isterim. Ben bunu birazcık şey olarak baktım. Geçmiş yıllardaki yatırım teşvik belgesi sayılarına baktım. Evet, yabancı yatırımcı teşvik belgesi sayısı düşük. Özellikle son yıllarda böyle büyük yabancı yatırım, geçmişte aldığımız gibi otomotiv yatırımlarını almıyoruz. Ama mevcut yatırımlar devam ediyor artarak. Türkiye'de yerleşmiş yabancılar. Ama ilginç bir şekilde bu... Geçen kapandığımız Mart ile bu sene Nisan arasında %60 yatırım teşvik belgesi artmış durumda. Öyle mi? Ve güzel. 11 bin tane yerli yatırımcı teşvik belgesi almış. O nedenle ciddi bir yatırım ortamı var. Teşviklerin de artmasının bence bu dönem bir payı var. Evet, yani yerli yatırımcı sayısı arttı diyorsunuz. Yani pandemi döneminde. Pandemi döneminde arttı. Yabancı yatırımcıda da eksik olan kısım bence Türkiye'ye sıfırdan girecek büyük yabancı yatırımcıyı birazcık daha çekebiliyor olmamız lazım. Nasıl çekeceğiz? Bence güzel teşvik politikaları geliştirdik. Tabii yabancı yatırımcı birazcık da bu pandeminin de etkisi var. Onu da kabul etmek lazım. Birazcık da stabilite arıyor. Yani pandemi, ekonomik, siyasi. Onlar da Türkiye'de iklimleri onlara sağladıkça son dönemki
çalışmaları devam ettikçe ben de onların da zaman içinde gelmesini umut ediyorum açıkçası. Evet, inşallah öyle olur diyelim. Peki 2020'ye göre, gerçi 2020'de de siz söylediğiniz Ocak-Şubat arası bu araştırma evet. yapılmıştı. Yani o büyük dalga, pandemi dalgası gelmeden önce. Ama mesela bir önceki araştırmayla farklılıklar neler oldu burada? Bir önceki, en göze çarpan. Yani şöyle, bir önceki araştırmaya göre tabii en büyük şey pandeminin etkisi. Net tabii, yani birinci yani pazarlar bile değişmiş evet. pandemiyle beraber. Çok enteresan. Pazarlar değişti. Evet. Evet. İkinci olarak ne öne çıktı? Siber tehdit çok önemsenmeye başlandı. Ve özellikle CEO'ların neredeyse tamamı teknoloji ve siber güvenliğe yatırım yapacağını ve artarak yatırım yapacağını söylüyor. Dezenformasyon çok önemli olmaya başladı. Yani birden %16'lardan %28'lere çıktı CEO'ların gündeminde dezenformasyon. O nedenle işte teknoloji kullanımı, sosyal medya gibi noktalar CEO'ların gündeminde öne çıktı. Yani ağırlıklı yani yanlış bilgi, yanlış bilgi. Hem şirket için yanlış bilgi hem şirket hakkında yanlış bilgi yayılması ve bunun şirkete zarar vermesinin riski öne çıktı. Tabii bunun yanı sıra siber saldırıları da bunları tetiklediği için onlar da çok önemli. Peki dijitale daha fazla yatırım yapacaklar diyorsunuz. Çünkü zaten pandemide bir dijital patlama da yaşandı. Doğru. İşte Zoom'lar, Skype'lar her şey değişti. Siz de bu servisi veriyorsunuz zaten PwC olarak şirketlere. Burada bir herhalde bu trend devam edecek. Buradaki yatırımlardaki çıkış. Devam edecek. Yani %40'ın üzerinde double digit çift haneli yatırımını artıracağını söyleyen bir CEO grubu var karşımızda. Teknoloji ve siber güvenliğe. Evet. Biz de bunlara destek veriyoruz. Özellikle siber güvenlik konusunda ve şirketlerin dijitalleşmesi konusunda şirketlere, bizim de ona destek veren ekiplerimizi büyüttük tabii doğal olarak. Evet. Bizim de gündemimizde çok önemli bir konu olarak karşımızda. Peki Türkler de buna önem veriyor Türkler değil mi? De önemli, hani biz evet. de bu rekabette geri evet. kalmayalım. Çünkü dijitalleşmede biraz arkadan takip ettiğimiz için söylüyorum. Yani siber saldırılar Türkiye'de de var. Tabii. Ve şirketlerin son dönemde özellikle platformlar evet. üzerinden satışları görüyorsunuz nasıl arttı. Türkiye hızlı dijitalleşiyor esasında son yıllarda. O nedenle Türk CEO'larının da gündeminde önemli yer alıyor. Alıyor. Peki mesela sektörel bakarsak böyle bir araştırma oldu. Mesela tarıma şu kadar yapılacak, sanayiye bu kadar yatırım yapılacak. Böyle bir araştırmada bir kol var mı? Araştırmada o kırılım yok. O kırılım yok. Onu yapmadınız. Ama şey kırılım var. Yani Türklere hangi pazarlarda büyümek istediğinizi ayrıca sorduk. Evet. Ama burada yine ABD, İngiltere öne çıktı değil ya mi? ABD, Almanya, İngiltere, Çin. İlginç olan İngiltere %5'ten %20'ye çıktı. Yani İngiltere bizim için geçmiş yıllarda birinci, ikinci, üçüncü pazar değildi. Üçüncü pazar haline geldi. Bence burada Brexit'in önemli bir etkisi var. Ve ikinci olarak da bizim servis şart anlaşmamızı İngiltere ile çok hızlı imzalamamızı ve burada önde gelen ülkelerden biri olmamızın, orada bence Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı o dönem çok hızlı bir çalışması vardı. Yani biz de yakından takip ettik. Onun etkisiyle İngiltere çok yukarı çıktı. Evet, yani ikinci pazar olmuş. Evet, yani yani ABD, Almanya, İngiltere olarak gidiyorum. En hızlı büyüyen pazar İngiltere oldu. Anlıyorum. Peki şöyle bakalım, ihracat ve ithalatta. Burada daha doğrusu ben iklim konusuna gelmek istiyorum. Evet. Çünkü ihracata, ticarete burada değineceğim. Şimdi iklim konusu çok geride kalmış. Bu tabii ki araştırmanın sonucu olarak biraz moral bozucu. Çünkü iklimin ilk sıralarda olması gerekiyor. Yöneticiler buna pek dikkat etmiyor. Görüyoruz. Hem küresel hem de Türkler, ama Türkler biraz daha olumlu. Sizden dinleyeceğim, iklim konusu niye bu kadar geride kaldı ki şu anda en önemli konulardan biri olmasına rağmen? Şöyle, bu iklim konusu çok önemli söylediğiniz gibi ve iklim konusu ve sürdürülebilir konusu tabii ki biraz toplumdan gelen baskılarla gelişiyor. Türk toplumunda da bu baskılar başladı yavaş yavaş. Geçen sene %24 iken iklim değişikliğini büyük endişe olarak gören Türk CEO sayısı bu sene %30'a çıktı. Müthiş bir artış var ama... Müthiş bir zıplama değil ama güzel bir bence öngörü. Ama burada ikiye ayrılmaya başladı dünya, bence biraz tehlikeli. Bir kısmı çok önemli görüyor, bir kısmı da çok önemsiz görmeye başladı. Şöyle düşünüyorlar, ne yapsak durduramayacağız diye düşünen bir grup var. Bu konuda elimizden geleni yapmamız gereken diyen bir grup var. Ama Türk CEO'lardaki artış da bence çok önemli ve giderek artacak. Orada bence en önemli kısım Türkiye'nin birinci ihracat pazarı esasında Batı Avrupa.
Ve dünyada da Batı Avrupa, Japonya gibi ülkeler iklim değişikliğini çok önemsiyorlar. Evet. Ve o ülkeleri ihracat yapan firmalar o ülkelerdeki regülasyonlardan dolayı da esasında gündemlerine iklim değişikliğini almış durumdalar. Tamam, ama bu küreselde niye böyle bir düşüş oldu? Mesela Avrupa'daki yöneticiler ben çok önemsiyorlar diye bekliyordum. Yani büyük bir hayal kırıklığı. Belki bu... İşte Paris İklim Anlaşması da var çünkü biliyorsunuz. Evet. Avrupa'da çokça yaygın. Yani şöyle belki okumak lazım. Dünya geçen sene önceliklendirmede başka konuları öne koymak zorunda kaldı CEO'lar. İşte teknolojiye yatırım yapalım, siber güvenliğe yatırım yapalım. Bu insanlarımızı koruyarak bu pandemiyi nasıl atlatacağız konuları. O nedenle belki ikinci planda kalmış olabilir ama ben gelecek yıllardan itibaren bizim araştırmalarda yine yukarılara doğru çıkacağını çok düşünüyorum iklim olayını. Yani Avrupa'da sizin söylediğinizden yanlış anlamadıysam biz ticarette eğer gerekli kurallara uymazsak Avrupa'ya bir vergi kesilecek bize. Avrupa'da doğru bu konuda çalışmaları bu var. Bu yeni bir karar olacak. Evet, Avrupa bu konuda çok kararlı gidiyor. Artık orada bunu Green Tax, Carbon Tax diye isimlerle mutlaka adlandırarak Türkiye'den yapılan veya dünyadan yapılan ülkeye satışlarda eğer gereksinimleri yerine getirmiyorsa çevresel, o ülkelerde belki vergisel ek vergilerle karşı karşıya kalacak. O nedenle bizim için çok önemli. Anlıyorum. Peki şimdi bir başka, yani ben araştırmada yine görmedim, cinsiyet eşitliği pozitif ayrımcılık. Doğru. Yok değil mi? Ya yani onu ayrı bir araştırma olarak yapıyoruz. O bizim için çok önemli bir konu esasında. O ben nedenle de dedim bunun yani PwC olarak nasıl bu araştırmada bu olmaz ama ayrıca kapsamınız da çok güzel. Çalışma hayatta kadınlar endeksi çalışmamızın adı da. Biz bunu ayrı bir çalışma olarak yapıyoruz. Bunun içinde olmuyor. Biz buna az önem değil, çok önem verdiğimizden dolayı esasında bunu hem globalde hem Türkiye'de bu çalışmayı hem destekliyoruz hem de ayrıca yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Bir sonucu var mı bu? Yine her sene mi yapıyorsunuz bunu? Bunu her sene yapıyoruz. Bunun sonuçları da yakında açıklanacak ama genel olarak baktığımızda... Mesela geçen sene Türkiye'de nasıldı, merak ediyorum. Ya şöyle, yani esasında Türkiye'de baktığımızda burada biz şeyleri ölçüyoruz. Özellikle kadın çalışanların ücretlerinin diğer çalışanlara göre durumu, çalışan miktarı. Türkiye geçen sene %15.6 düşük gözüküyor bir erkek ve kadın çalışan arasındaki fark. Dünyada %20 ama bizim üyesi olduğumuz OECD'de %12.8. Yani OECD'de biz gerideyiz diye diyor bayağı. OECD içerisinde biraz gerideyiz. Bizim orada ciddi çaba göstermemiz lazım. Bir de 2019 yılı kadın çalışanlar için iş gücüne katılmada bizim yaptığımız çalışmalar dünyada da biraz düştü. Neden? Çünkü biliyorsunuz düştü. Evde çocuklarına bakmak zorunda olup birazcık iş hayatından bu pandemi koşullarında okulların kapanmasıyla birlikte geri çekilmek zorunda kalan maalesef kadınlar oldu. O nedenle 2021'den itibaren bunun yine toparlanıp yukarılara doğru gitmesi hepimizin beklentisi. Evet, peki şimdi ihracat ve ithalatı biraz önce konuştuk ama buradaki pazarlar açısından, şimdi yatırım için biz en çok işte en şey pazar, istenilen pazarları konuştuk ama ihracat ve ithalatta beklentiler neler? Mesela hangi pazarlar öne çıkacak? Türkiye burada nerede olacak? Şimdi bence yine İngiltere pazarı çok önemli. İhracatın çok önemli. Tüketen bir pazar ve görüldüğü kadarıyla pandemiden en hızlı çıkan ülkelerden biri olacak. Çünkü aşılama oranları... Yani çok kötü gidiyordu, birden bitirdiler. Evet. Tebrik ediyorum. Avrupa'ya göre çok daha yüksek. Onun için bizim geleneksel ihracat pazarımız esasında Batı Avrupa. Ama son yıllarda zenginleştiriyoruz biz bu pazarı. Evet, Güney Amerika falan da girdi. Yani zenginleşiyor ülke sayısı olarak. Tabii ki zaman içerisinde o ülkeler de artacaktır. Ama bence yine klasik olarak yakın süre içerisinde Batı Avrupa toparlandıkça bizim ihracat pazarımız toparlanacak. En son otomotiv ihracatına baktım geçen ay civarında. Evet. Gerçekten rekor kırmış. O nedenle ötelenmiş taleplerin gelmesi oraları çok etkiliyor. Ha. Sıkıntı nerede? Ham madde temini. Yani sürdürülebilir bir tedarik zinciri yapmak, Süveyş kanalındaki en son olayı da gördük hep beraber. Evet. Türkiye'nin bu konularda esasında güvenli, ciddi bir tedarikçi olarak bence Avrupa'nın gözünde öne çıkması için de bunlar önemli. Peki Türkiye'yi pazar olarak nasıl görüyorlar, ticaret pazarı olarak? Ya şöyle, Türkiye oradaki ticaret pazarı olarak her zaman tabii 80 milyon üzeri nüfusla birlikte iyi bir pazar. Ama tabii son yıllarda özellikle kur etkisiyle belki biraz satın alma gücünde erimi olabilir. Hmm. Ama bizim gördüğümüz, biliyorsunuz en son yabancı platformların diğerlerinin Türkiye'ye gelişini alt alta koyduğumuzda esasında Türkiye'yi hala bence ciddi pazar olarak görüyorlar. Tüketimi yüksek bir ülke Türkiye. Ekonomik belki bu
yaşadığı özellikle kurla ilgili problemleri de geride bırakırsa Türkiye her zaman Avrupa firmaları için önemli bir yer. Evet ve diğer pazarlarda önümüzdeki dönem revaçta olabilir diyorsunuz. Olacak. Amerika pazarı mesela büyük. Amerika pazarı büyük. Hı-hı. Özellikle Arap ülkelerine ciddi miktarda ihracat artışı yaşıyoruz Orta Doğu'da. Hı-hı. Afrika çok önemli bir pazar. Türk girişimcisi esasında gerçekten buralarda aktif. Yani onu görüyoruz. Hı-hı. Peki Cenk Bey, şimdi tabii ki zor dönemden geçtik. İnşallah dibe vurduk. Global ekonomi olarak yukarı bir çıkış olacak diyelim. Yöneticilerin de görüşü o yönde. Herkes olumlu bakıyor 2021'e. Umarız ki öyle olur. Her konuda Türk yöneticiler için de. Ne tür mesajlar vermek istersiniz? Hem Türk yöneticilere hem özel sektöre. Tabii ki işte kur riski var, enflasyon var, zor bir dönem. Neler söylemek istersiniz önümüzdeki orta ve uzun vade için? Ne tür tavsiyeler verirsiniz? Bir defa zor bir döneme giriyoruz. Yani onu söylemek istiyorum. Birçok açıdan en önemlisi insan. Geçen seneden daha zor olamaz herhalde. Yöneticiler açısından evet. Şöyle zorluklar geliyor ek evet. olarak onu söyleyeyim. Mesela biz neler yaşıyoruz hiç yaşamadığımız, bizim çalışanlarımız kendi evlerinde oturarak işte Ümraniye'de, Sarıyer'de. Tabii. Berlin'de veya Londra'da iş yapıyorlar. Yani bu teknoloji şunu getirdi. Bizim artık insan kaynağını tutmamız Türkiye'de biraz zorlaştı. O nedenle bizim artık yöneticinin hızlı karar alıyor olması lazım. Yani en önemli şey artık dünya çok hızlandı. Kararın hızlı olması lazım. Teknolojiye yatırımı hiçbir zaman ikinci plana atmamak lazım. Yoksa ayakta kalmak çok zor. Evet. Çevre ve sosyal konulara bütün şirketler Türkiye'de çok önem vermeye başladı ama hızlanmamız lazım. Bir de benim yine tavsiyelerimden bir tanesi bu şey içerisinde Türkiye sermayesinin aynı zamanda yurt dışına da yatırımı hep gündeminde tutması lazım. Yani yurt dışı yatırımlara yurt dışı da mı odaklanmak lazım? Evet, çok yakın sürede yaşıyoruz özellikle Türkiye Doğu Avrupa'da ciddi yatırımlar yapıyor. Ve bu şirketlere ciddi bir kültür ve pazar kazandırıyor. Bence buna devam etmesi lazım Türk yatırımcısının. Hem kendimizi tanıtmak için hem markalaşmak için hem Türk şirketlerinin doğru. biraz daha rekabette ileri geçmesi için önemli. Ve finansmanı kolay ulaşması için. Ya maliyetler açısından bir şey söyler misiniz? Finansman demişken. Şöyle bir defa Avrupa Birliği içindeki yatırımlarda Avrupa'nın finansman maliyetlerine ulaşmanız çok daha tabii kolay. Kolak. Ve Romanya gibi ülkelerde çok ciddi Türk yatırımları var. Oradaki çalışan maliyetleri de çok yüksek değil açıkçası. Evet Cenk Bey çok teşekkür ederiz. Yeni araştırma olunca inşallah tekrar konuşacağız. Ben çok teşekkür ederim. Olumlu bir sene bekliyoruz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun. Bekleriz. Evet PwC'nin küresel CEO araştırmasını konuştuk. PwC Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.